Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci cilt, 90. mektubu şerif. Mirza Arap Han'a gönderilmiş. Eyyedekumullahu subhanehu ve nasarakum alel a'da'il afaqiyyeti vel enfusiyye ve neccâküm anil beliyyâti suriyyeti vel maneviyyeti. Güzel bir dua ile başlanıyor. Allah subhanehu sizleri afaki ve enfüsi düşmanlarınıza karşı teyit eylesin. Cenab-ı Hak hem zahirimizin hem de batınımızın imtihanlarında bizlere yardım eylesin. Kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, El-Halku iyalullah ve ahabbul halki ilallah men ahsene ila iyalih. Mektubu şerifin asıl mevzusu, Allah'ın kullarına yapılan ikram ve iyilik. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Bir mümin olarak sorumluluğumuz iki nevidir. Bunlardan birincisi et-ta'zimu ilallah buyuruluyor. Allah'a tazim. Allah'a tazim önce şaire tazimle başlar. Ve men yu'azzim şaairallahi fe innaha min takvel kulub. Bu sebepten dolayı İslam alimleri Allah için yapılan ibadete son derece ihtimam, hürmet gösterilmesini tavsiye ederler. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrahu ibadete tazim ibadetten üstündür buyururdu. İbadete tazim ibadetten üstündür. Beş vakit namaz kılıyoruz. Buradaki herkes buna dikkat ediyor. Ama herkes beş vakit namaza aynı tazimi göstermiyor. Aynı ihtimamı göstermiyor. Her vakit ezan-ı Muhammedi başlamadan önce mescide gelen bir arif-i billaha sordular. Efendim dediler, sizi hiç ezan okunurken yahut ezandan sonra camiye geldiğinizi görmedik. Niçin? Buyurdu ki, ezan gafilleri uyandırmak içindir evladım. Ben o gafillerden olmak istemem buyurdu. Et-tazimu ilallah, Allah'a tazim önce ibadete tazimle olur. İbadete tazim ibadetten kıymetlidir. Bu sebepten buyururdu ki Efendi Hazretlerimiz, bir insan şaire yani ibadetlere hürmeti terk etse, tazimi terk etse, neuzubillah, dinden çıkması söz konusu olabilir. İmanından mahrum kalır. İbadeti terk etse günahkar olur. Ama ibadeti, hürmeti terk ederse, şaire karşı edepsizlik yaparsa, neuzubillah, o insan imanından
mahrum olmakla cezalandırılır. Birincisi et-tazimu ilallah. Onun için Allah'a ne kadar tazim ettiğinizi anlamak için ibadetlere taziminizi, vazifelere taziminizi kontrol edeceksiniz. Kemal Efendi hocamız sellemehullah bir pazartesi sohbetindeyken Efendi Hazretlerimiz ya seferdeydi ya da rahatsız olduğu bir dönem, onun yerine hanım kardeşlerimize pazartesi sohbetine çıktığı zaman buyurmuştu ki, kardeşlerim, çarşafınızı Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa mesabesinde olan bu çarşafınızı yıkayacağınız zaman çorabınızla yahut sair çamaşırlarınızla birlikte yıkamayın. Sırf o çarşafa hürmet olsun diye, ihtimam olsun diye onu diğerlerinden ayırın demişti. Allah bize bu inceliği ihsan eylesin. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrahu ile burada evindeyken akşam namazını beraber kıldık. Ben imamlık yaptım. O ve arkamızda bir iki kişiyle beraber namazı kıldık. Namazı bitirdikten sonra namaz öncesinde elimizdeki seccadelerden küçüğünü yahut eskisini ben kendi önüme serdim. Efendi Hazretlerimizin önüne de yeni olanı, daha yumuşak olanı sermiştim. Namaz bittikten sonra buyurdu ki, Efendi babam hayatta olsaydı bu benim seccadeyi imama, yani senin önüne, senin seccadeni ise cemaatin, yani benim önüme sererdi. Yatsıya geldiğinde böyle yapalım demişti. İmamet var ya, oraya hürmet ediyor. Allah Celle Celaluhu bu aklı bize ihsan eylesin. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii'nin hocası rahatsızlanıyor. İmam-ı Şafii rahimehullah İmam-ı Malik'i ziyarete gidiyor. Ziyaretine vardığı zaman İmam-ı Malik'e, İmam Malik İmam-ı Şafii'ye diyor ki, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Men erâde l-ilmen nefîs fe'aleyhi bi Muhammed ibn İdris" diyor. "Men erâde l-ilmen nefîs" kim en kıymetli ilimleri öğrenmek istiyorsa, "Fe'aleyhi bi Muhammed ibn İdris" diyor. Onun ilacı Muhammed İbni İdris Eşşafii'nin eteğine yapışmaktır diyor. Hocası talebesine böyle iltifat ediyor, hürmet ediyor. İmam-ı Şafii de az değil, o da divan sahibi. O da cevap veriyor, diyor ki, "Fekeyfe la yekûnü dâlik ve ente imâmuhu ya Malik" diyor. Nasıl böyle olmasın ki Muhammed İbni İdris'in üstadı sensin ey Malik diyor. Bütün bunlar, bu hürmet, bu iltifatlar, her biri ayetün min ayatillah olduğu için yapılıyor. Allah hepimize bu inceliği, bu letafeti, bu zerafeti ihsan eylesin. Tarikat, tasavvuf, menkıbe anlatma değildir. Tasavvuf ve tarikat,
seyri sülükte terakki, rüya görmekten, zuhurat görmekten ibaret değildir. Tarikat haldir. Tarikat zevktir. Allah o zevki bizlere ikram eylesin. İkinci vazife, eşşevkatu ila halkillah. Bir mümin olarak kazanç kapılarımızdan bir diğeri, eşşevkatu şefkatli davranmaktır. İlâ halkillâh, Allah'ın kullarına, Allah'ın yarattıklarına, başta insan, insanların başında arif-i billah olanlar, en yukarıdan en aşağıya kadar, karıncaya kadar şefkatli davranmaktır. Ebu'l-Vefa Hazretleri döneminde bir sahaf, kitap satan bir adam, dükkanına bir fare musallat olmuş, kitaplarını kemiriyor. Hemen bir kapan almış, fare kapanı. Ertesi gün fareyi yakalamış. Kuyruğundan tutmuş, onu kediye atacak, böyle sallana sallana gidiyor. Ebu'l-Vefa Hazretlerine rast gelince, üstad soruyor, hayırdır Mehmet Efendi? O fareyi niye yakaladın diyor. Sahaf diyor ki, efendim birkaç gündür dükkanıma fareler musallat oldu. Kitaplarımı kemiriyorlar. Ben de kapanla bunu yakaladım. Şimdi cezasını çekme zamanı diyor. Ebu'l-Vefa, büyük mutasavvuf, gerçek derviş, Mehmet Efendi diyor, bu farenin dediğin kitabı kemirdiğini gözünle gördün mü diyor. Yok diyor. Gözünle görmediğin, şahidin de yoksa bu suçtan dolayı bu fareyi cezalandıramazsın diyor. Şimdi Efendi Hazretlerimizin ihvanı birbirini tekfir ediyor. Efendi Hazretlerimizin ihvanı birbirini tekfir ediyor. Allah böyle bir şeye vesile olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Eşşevkatü ila halkillah. Allah'ın yarattığı ne varsa Allah'tan dolayı ona merhamet, ona şefkat. Çiçeklerle hoş geçin. Gülü incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Karışma hikmetine, dokunur gayretine, sahibi hürmetine kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine kulu incitme gönül. El-Halku eyyalullah. Mahlukat Allah'ın ailesi mesabesindedir buyuruyor. Allah'ın ailesi olmaz. Ama hepsinin rızkını tekeffül etmesi cihetinden, Rabbul Alemin olması cihetinden Cenab-ı Hak sanki mahlukatı yarattıklarını kendi ailesi gibi gözetmek cihetinden, hıfz etmek cihetinden, ihtiyaçlarına cevap vermek cihetinden kendi ailesi gibi kabul ediyor. Ve ahabbul halqi, ve bu mahlukat içerisinde Allah'a en sevgili olanlar ilallah men ahsene ila iyalihi, Allah'ın ailesine ihsanda bulunanlardır. Allah'ın ailesine iyilikte bulunanlardır. O ailenin içerisinde farklı mertebede yaratılanlar var. Cenab-ı Hakk'ın iyali arasında
Allah'ın en çok sevdiği insanlar peygamberlerden başlayın arif-i billah olanlardır. Onun için hayatınızda Cenab-ı Hakk'ı mahlukata yapacağınız iyilikle memnun etmek istiyorsanız en tepeden başlayın. En tepeden. Rebiatül İbni Kabil Eslemi diye Peygamber Efendimizin gece hizmetinde bulunan, teheccüde kalktığı zaman abdest suyunu hazırlayan bir sahabi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıp hizmet ettirmek istemezdi ama o da saat gibi Peygamber Efendimiz'den önce kalkar, abdest suyunu hazırlar, ona yardımcı olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti. Bir gece gönlünü gayrete getirmiş olmalı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selni an şeyin ya eslemi dedi. Bak şimdi ne olacak. Selni an şeyin ya eslemi. Resulullah'ın merhameti coşmuş. O coşan kalbinden Eslemi'ye ikramda bulunmak istiyor. Ey Eslemi, benden bir şey iste dedi. Akıllı insan kimden ne isteyeceğini bilir. Hazreti Eslemi hiç tereddüt etmeden Es'elüke murafakateke fil cenne ya Resulallah dedi. Ya Resulallah, cennette senin refikin olmak istiyorum. Bana bunu verir misin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir an tereddüt yaşadı. Tereddütünü muhaddisler diyorlar ki, cenneti garantileme sözü ancak Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir yetkisi yok. Ne yapsın şimdi? Ya bundan diyorlar, ya da Hazreti Eslemi çok fakir, Ashab-ı Suffa'dan. Yatağı yok topraktan başka. Yastığı yok dirsekten başka. Yorganı yok semadan başka. Sizin gibi gencecik birisi ama hiçbir şey istemiyor cennet. Sanki cennete daha var mübarek dünyalık bir şey istesene diyor. Saliha bir hanım iste. Cömert bir kayınpeder iste. Eve gayra delik ya Eslemi. Başka bir şey istesen olmaz mı ya Eslemi dedi. Hiç tereddüt etmedi. Huve dek ya Resulallah dedi. Bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum dedi. Huve dek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam baktı ki geri vites yapmayacak. اَعِنِّي عَلَى نَفْسِكْ بِكَسَّتِ السُّجُودِ Senin için Allah'a müracaat edeceğim ama sen de secdelerini çoğaltarak bana yardım et dedi. İbadetlerini arttırarak işimi kolaylaştır. Şimdi soru şu, nerede olduğunuzu iyi anlayınız. Bakıyorsunuz, başka bir sahabede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cennette beraber olmak istiyor. Hazreti Musa'nın kapısına gittiği bir acuze, yaşlı bir kadın da Musa'dan aynı şeyi istiyor. Akıllı bir Müslümana sorsa Peygamber Efendimiz ne istiyorsun? Hepsi aynı şeyi ister. Soru şu, acaba niçin Peygamberin ashabı İki dudağını açtığı zaman Resulullah'tan cennette beraber olmayı istiyor. Cennette huriler var. Sevdiklerimiz var. Onlarla karşılaşmak var. Ama ilk isteği seninle beraber olayım diyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü sahabe şunu biliyor. Ben bu dünyada hangi hayra ulaşmışsam,
hangi nimete mazhar olmuşsam Mevla'nın dostlarının yanında olmakla buna mazhar oldum. Bu dünyanın hangi nimetine mazhar olduysam Ebu Bekir kendi başına Ebu Bekir Sıddık olmadı radıyallahu anh. Hazreti Ömer kendi başına Hazreti Ömer olmadı. Hiçbir sahabi kendi başına sahabi olamadı. Hepsi ulaşılmayacak bir mertebeyi Mevla'nın dostunun yanında olmakla elde etti. Bunu bilen, bunun farkında olan sahabi akıllı. Bu dünyada sizinle beraber olmakla ben bu nimetlere eriştim. Ahiretin de en güzel nimetlerine yine sizin yanınızda olursam erişirim diyor. Allah Celle Celaluhu bu murafakati bizlere dünyada da ahirette de ikram eylesin. Amin. Verdiği bu nimeti idame eylesin. Hem kendi hakkımızda son nefese kadar, hem evlatlarımız hakkında, hem kıyamete kadar gelecek ümmet hakkında Cenab-ı Hak salihlerle birlikteliği lütfeylesin. El-Halku İyalullah ve ahabbul halki ilallah men ahsene ila iyal. Mahlukatın Allah'a en sevgilisi, Allah'ın kullarına iyilik yapmayı bilendir. Gönül almayı bilendir. Hizmet etmeyi bilendir. Kulu incitmiyor, gülü incitmiyor, yolu incitmiyor. Said İbni Muaz radıyallahu anh diyor ki, insanın insandan hakkı şu üç şeyden, en az şu üç şeyden ibaret olmalıdır. Eğer güldüremiyorsan birisini ağlatma diyor. Güldüremiyorsan ağlatma. İyilik yapamıyorsan kötülük yapma. Eğer medhü sena edip iltifat edemiyorsan İmam Şafii'nin İmam Malik'in yaptığı gibi o zaman hiç olmazsa tahkir etme diyor. Aşağılama. İnsanın insandan hakkı, nasibi en az bu üç şey olmalıdır. Men ahsene ila iyalihi, Allah'ın iyaline ihsan eden, iyilik edendir. Bir de düşünün ki iyilik ettiğiniz, ihsan ettiğiniz, hizmet ettiğiniz insan Mevla'nın en sevdiği kulu olursa o zaman işin bereketi başka olur. Allah Celle Celaluhu ömrümüzün her nefesini mahlukat içerisinde kendine en sevimli, en kıymetli olanlara adamayı bizlere nasip eylesin. Ananla muttasıl silsile canan, Resulullah'a varınca ta insan, tarikat ahdine olmazsa Burhan, bil, o mürşit değildir belki nadan, bu sakıttır turuktan kaç gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Ananla muttasıl silsile canan, bir tarikat silsileyle Resulullah'a bağlı olmalıdır. Yani zincirin halkaları gibi buyururdu Efendi Hazretlerimiz. Böyle birbirine bağlı ta Resulullah'a kadar ulaşması gerekir. Resulullah'a varınca ta insan böyle bir zincire, böyle bir silsileye tutunarak Resulullah'a varınca ona tarikat denir. Tarikat ahdine olmazsa Burhan, eğer tarikat alacak olan bir insan böyle bir silsileye tutunmamışsa, bil
o mürşit değildir, belki nadan. O mürşit değil, belki nadan, cahilin birisidir. Yanlış hatırlamıyorsam bu beyti anlatırken, adını yad etmiş olalım, hem şifa talep edelim. Ramazan İlhan hocamız, Allah şifalar ihsan eylesin. O mürşit değildir. Eğer bir silsilenin devamı değilse, olsa olsa turşucu hurşittir demişti. Mürşit değil, olsa olsa turşucu hurşit. Bu sakıttır Turuk'tan kaç gidelim. Cemali Bağ'ın kemale seyredelim. El-Fatiha.